Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size orijinali St. Mary's Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapan Scott Edgar tarafından hazırlanan bir dersin devamını anlatacağız. Bir önceki videoda konumuz Alman filozof Immanuel Kant'ın uzayın doğası hakkındaki argümanlarıydı. Şimdi ise bazı filozofların bu argümanlara nasıl karşı çıktığına bakacağız. Ayrıca Kant'ın argümanı eğer iyi bir argümansa, bilginin doğası hakkında nasıl genel geçer bir sonuç ortaya çıkardığını göstermeye çalışacağım. Evet. Çoğu filozof Kant'ın argümanını pek de iyi bulmadı desek yeridir ve Kant'ın iki öncülüne de karşı çıkmak için farklı sebepler ileri sürdüler. O zaman ilk olarak birinci öncüle bakalım. Bu öncüle en büyük eleştiri 20. yüzyıl matematik ve fiziğinden, özellikle de genel görelilik kuramından geliyor. Bir diğer adıyla izafiyet teorisi. Genel görelilik kuramına göre geometrinin gerçek fiziksel evren olarak tanımladığı şeyin ne olduğu sorusuna cevap vermek için fiziğe başvurmamız gerekir. Fakat fizik a priori değil, deneyseldir. Yani ampiriktir. Bu yüzden geometri de deneyseldir. Çünkü çoğu fizik deneyiyle kısmen geometride de fiziğin yanında kanıtlanmış olur. Bu doğruysa Kant, geometrinin a priori olduğunu söyleyerek ilk öncülüğünde yanılmış oluyor. Neredeyse yüzü aşkın yıldır muhtemelen çoğu filozof bu eleştirilerin Kant için gerçekten problem olduğunu düşündü. Bu gerçekten etkili bir eleştiriydi. Ancak bazı çağdaş Kantçılara göre, Kant'ın argümanını kurtarmanın bir yolu var. Onlara göre de 20. yüzyıl fiziğinin geometrinin deneysel olduğunu gösterdiği varsayılabilir. Çünkü gerçekten de öyledir. Ancak okulda öğrendiğimiz geometriden çok daha soyut matematiksel yapılar olabilir ve bunların da sentetik a priori olma ihtimali vardır. Yani Kant, geometrinin sentetik a priori olduğu konusunda haksızdı. Ama Sentetik a priori olan doğru matematiksel yapıları bulabilirsek belki de Kant'ın argümanı geçerli olabilir. Bu eleştiri hakkında ve ona verilen yanıtlar hakkında videoda size gösterdiğimden çok daha fazla söylenecek şey var. Ama şimdilik hadi ikinci öncüle bakalım. Bu öncüle yapılan eleştiriler o kadar eski ki neredeyse Kant'ın yaşadığı zamanlarda bile bu eleştirileri bulabiliriz. Eleştiri şu şekilde. Diyelim ki Hakikaten Kant'ın dediği gibi uzay salt bir sezgi biçimidir. Yani zihnimizin temsillerimize dayattığı bir yapıdır. Ancak bu uzayın aynı zamanda zihnimizden bağımsız bir dünyanın özelliği olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü neden ikisi de olmasın ki? Bu Kant'ın göz ardı ettiği bir olasılık gibi görünüyor. Uzayın hem bir sezgi biçimi hem de şeylerin kendi başlarına oldukları gibi olma olasılığı. Bu yüzden filozoflar buna ihmal edilmiş alternatif eleştiri adını verdi. Kant'ın bu eleştiriye cevap vermek için önerdiği stratejiye bakalım. Diyelim ki uzay gerçekten de nesnelerin kendi başlarına bir özelliğidir. Böyle bir uzay hakkındaki bilgimiz nasıl olurdu? Zihinden bağımsız dünyada yer alan bir bilgi olacağı için deneysel olmak zorunda. Çünkü zihinden bağımsız herhangi bir şey hakkında yalnızca duyularla bilgi alabiliyoruz. Bildiğiniz üzere eğer bilgi deneyselse zorunlu olamaz. Bu da uzayı tanımlayan geometrinin de zorunlu olamayacağı anlamına gelir. Fakat Kant bunun imkansız olduğunu düşünüyor. Çünkü geometrik bilginin tümü zorunlu ve evrenseldir. Bu yüzden Kant'a göre bu argüman gerçekten de uzayın, Nesnelerin kendi başına bir özelliği olmadığını gösterir. Yani uzay zihinden bağımsız dünyanın bir parçası değildir. Bu eleştiriyle ilgili son söyleyeceğim şey kesinlikle bu değil ama şimdilik bu kadar yeter. Kant'ın uzayın doğası üzerine argümanı böyleydi. Yani uzay yalnızca zihnimizin temsillerimize dayattığı bir şeydir ve zihinden bağımsız dünyanın bir parçası değildir. Şimdi sizi Kant'ın geometri argümanının işaret ettiği daha genel bir sonuçla baş başa bırakmak istiyorum. Dış dünyada gördüğümüz ya da bilgimizin olduğu her şeyi uzamsal olarak gösterebileceğimiz gerçeğini düşünün. Ağaçlar ve dağlar gibi orta büyüklükte şeyler ve gezegen ya da galaksiler gibi büyük şeyler ve de atom ve molekül gibi gerçekten küçük şeyler Bunların hepsini uzayda yer kaplıyor olarak gösteririz. Ancak uzay nesnelerin kendi başlarına bir özelliği değilse, o zaman biz de bir şeyleri uzamsal olarak gösterdiğimizde gerçekten oldukları gibi gösteremiyoruz. Yaptığımız tek şey nesneleri bize göründükleri gibi ve zihnimizin onlara yüklediği uzamsal yapıya göre göstermek. Modern bilimde bile örneğin bir molekülü belli bir şekilde ve belli bir yerde gösterirken aslında molekülü olduğu gibi göstermiyoruz. Vardığımız tek nokta, molekülün bize nasıl göründüğü oluyor. Bu yüzden Kant, şeylerin bize nasıl göründüğü ve aslında nasıl olduğu arasında bir ayrım olduğunu ve tüm insan bilgisinin bu ayrımın görünüş kısmında kısıtlandığını düşünür. Sahip olabileceğimiz tüm bilgi, şeylerin bize nasıl göründüğü bilgisidir. Yani onların kendi başlarına nasıl olduklarını, kendilerinde şeyler olarak neler olduklarını asla öğrenemeyiz. İşte böylesi bir argüman Kant'ın savunacağı türden bir argüman. O aslında insan bilgisinin doğası hakkında epey genel geçer bir görüş. Hani sanki süpürgeyle bir yeri hızlıca silmişiz de detayları kaçırmışız gibi. Hatta bazılarınız bu görüşün bilme olasılığımız olan şeyler hakkında çok şaşırtıcı sınırlar çizdiğini de düşünebilir. Ama Kant'ın argümanı hakkında belki de en şaşırtıcı şey bunu neyin başlattığıdır. Peki ne başlatmıştı? Hatırlayın. Geometrinin doğası